Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında HDP'nin kapatılması için siyasi baskılarla ve ısmarlamayla bir dava açıldı. 3 sene oldu yaklaşık. Dava sürüyor ve biz bu nedenle yine bildiğiniz gibi seçimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için mecburiyetten dolayı bir bileşen partimizin listelerinden seçime girdik. Buyurun Sayın Uluç. Teşekkür ederim. Daha sonra kongre yaparak yeni yaptık kongremizi. Partinin ismi değişti. Tüzüğünde değişiklikler oldu. Partinin ismi biliyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi oldu. Kısa adı HEDEP. Şimdi bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yemedi içmedi ve bize bir yazı gönderdi. Dedi ki bu partinin kısaltılmış adını kullanmayın, değiştirin. Neden? Efendim, diyor ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu HEDEP ismi daha önce temelli olarak kapatılmasına karar verilen Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'le aynı olmamakla birlikte diyor, İltibasa mahal verecek şekilde benzerlik gösteriyor. Bu da diyor her iki siyasi partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu bir durum yaratıyor. O nedenle değiştirin diyor. Ya şimdi bir tane partinin adı HADEP kısaltılması, partinin kendi adı Halkın Demokrasi Partisi. Şimdi bizim partimizin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltılmış adı HEDEP. Biri A harfi, biri E harfi. İsimler de farklı, kısaltması da farklı. Fakat işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yani hukuki davranmıyor, biliyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu memlekette daha önce kapatılmış olan bir partinin isminin neredeyse aynısı ve logosunun neredeyse aynısının alındığı, kullanıldığı, hatta bu mecliste milletvekillerinin olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yani iktidara yakın olunca dert değil, iktidara muhalefet olunca o zaman dert oluyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararını gerçekten kınıyoruz, protesto ediyoruz. Bize politika yaptırmamak için, demokratik siyaset alanında adım atmamızı engellemek için bu kararları aldıklarını biliyoruz. Ama şunu bir kere daha söyleyelim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yemin ediyoruz, demokratik siyasette kararlıyız. Siz hangi kumpası yaparsanız yapın, hangi zorluğu çıkartırsanız çıkartın, demokratik siyaset alanındaki kararlılığımız, mücadelemiz sürecektir. Bu da size cevap olsun.